O gün doktora giderken de çok zorlandım. Duraksamak durumunda da kaldım. Aksi halde anne adaylarında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum, düşük gibi sorunlar daha yüksek olur. Eğer böbrek genişlemesi varsa ve ağrı yapıyorsa gebelik esnasında böbreğe stent takılması gerekebilirmiş. Merhaba sevgili dostlar. 25. gebelik haftası videomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bebeğimiz bu hafta ortalama 35 ila 36 santim boyutlarında, 670 gram ağırlığında ve bir sebzeyle kıyaslayacak olursak büyükçe bir yeşil kabak örnek verebiliriz. 25 haftalık gebelik dönemine dair detaylı bilgilendirme videosuna gitmek isterseniz hemen sağ üst köşeden çıkan bağlantıya tıklayarak o videoda gidebilirsiniz. Peki Rabia'cığım, biz 25. gebelik haftamızda ne gibi tecrübelerimizle karşılaştık? Geçtiğimiz hafta Şırnak Devlet Hastanesi'ne randevu oluşturmuştum şeker yüklemesi testi yaptırmak için. 25. haftamın ilk gününde test için hastaneye gittim. Bayağı bir yorucu geçti benim için. Keşke tek gitmeseydim bile dedim. Yani ben de bilseydim seninle gelirdim mutlaka. Ama buradan izleyicilerimize en azından tecrübe olsun diye söylüyoruz. Şeker yüklemesi anne adayını yoran bir test olabilir. Eğer eşleriniz ya da herhangi size eşlik edebilecek birileri varsa gelirse sizinle çok iyi olur. Hem hastanede geçirmiş olduğunuz süre boyunca yalnız başına sıkılmazsınız. Hem de her türlü ihtimale karşı tek olmamanız daha çok daha iyi. Ben beni rahatsız edebileceğini hiç düşünmemiştim. Hatta yanıma kitap falan da almıştım okurum diye. Çünkü şeker yüklemesi yaptıran arkadaşlarımdan ağır bir şikayet duymamıştım. Neyse, özetlemek gerekirse randevum sabah olduğu için sabah aç karnına gittim. Doktor 75 gram şekerli sıvı yazdı bana. Önce laboratuvarda şekerli suyu içmeden kan verdim. Sonra eczaneye gidip sıvıyı aldım. Laboratuvardakiler beni uyardı. İçer içmez yanımıza gel, saat tutmamız gerekiyor. Bir de içerken çok ara vermeden iç belki mideni bulandırır dediler. Bu arada hemen araya girip şunu belirtmek isterim ki şeker yükleme testi için aç olarak gitmenize gerek yok. Ölçülecek olan değer aralıkları sizin hastaneye ilk gittiğinizde alınan ilk kan değerlerine göre bakılacaktır. Tavsiye edilen saatler öğlene kadar olan saatler sadece. Aynen öyle. Ben aç gittim ama tok gitsem de muhtemelen istifra edebilirdim. İçtiğimde ilk başta tadı kötü gelmedi. Limon aromalı gazoz gibiydi. Ama uzun süreli açlıktan sonra bir anda bir sıcak bastı. Hızlı bir ter attım. Başımı falan döndürdü. Hemşireler o zaman söylediler zaten bana. Bazı gebelerde bu tarz etki yapabiliyormuş. Mümkün olduğunca yerinden kalkma. Birazdan normale dönersin dediler. Sıvıyı aldıktan sonra hemen saati not ettik. Ben 9.55'te içmiştim. 10.55'te ilk kanı verdim. 11.55'te ikinci kanı verdim. Yani totalde 3 saate yakın hastanede kaldım. Test sonucunu da ertesi günü aldım. Şeker yükleme testinin ne olduğunu üzerinden geçelim istiyorum. Çünkü geçen hafta yayınlamış olduğumuz videoyu izlememiş olabilirsiniz. Şeker ya da glukoz yükleme testi 24 ila 28. haftalar içerisinde hamilelikte meydana gelebilecek şeker hastalığını saptamak için yapılan bir testtir. Bu test vücudun normal kan şekeri seviyesini koruma yeteneğini ölçer. Gebelik şekeri kendini çeşitli belirtilerle göstermeyebilir. Fakat yine de her ihtimale karşı bu testi yaptırmakta fayda var. Özellikle ailesinde diyabetli bireyler olan, hamilelikten önce diyabet sorunu bulunan, yüksek tansiyonu olanlar, aşırı kilolu olan kadınlar için risk daha büyüktür. Gebelik döneminde oluşan şeker hastalığının riskleri, gebelikten önce olan şeker hastalığına göre daha az risk içerir. Ancak bunun gebelerde mutlaka şeker yükleme testiyle belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde anne adaylarında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum, düşük gibi sorunlar şeker hastası olmayan gebelere göre daha yüksek olur. Hatta gebelik zehirlenmesiyle alakalı bir videomuz var. Sağ üst köşeden çıkan bildiriden o videoya bakabilirsiniz. Benim test sonucum normal çıktı. Bu arada hazır doktora gitmişken rahatsız olduğum bazı not ettiğim konular vardı. Doktora bunu danıştım. Geçen hafta önce size bahsetmiştim karnımda oluşan ağrılardan. O gün doktora giderken de çok zorlandım. Duraksamak durumunda da kaldım. Şeker yüklemesi için gittiğim gün doktor bu ağrıyı çok önemsemedi. Hamileliktendir, bende de oluyor dedi hatta. Yani tamam, hamilelikten dolayı olabilir ama günlük hayatıma eğer ket vuruyorsa bu durum araştırılmalı kesinlikle. Bu yüzden ertesi gün şeker yükleme sonucunu göstermeye gittiğimde ben dün size herhalde ne kadar canımın yandığını anlatamadım, yürüyemiyorum dedim doktora. O zaman beni detaylı ultrasona yönlendirdi. Rabia'nın dediği gibi şikayetlerinizi tam ve net olarak doktora aktarmalısınız. Mesela ağrım var demekle ağrı yüzünden yürüyemiyorum arasında şiddet farkı vardır. Bayağı bir fazla. Maalesef bazen bazı doktorlar görevini tam yapamıyor. O yüzden hangi doktora gidersek gidelim şikayetlerimizi net bir şekilde anlatılıyor olmalıyız. Detaylı ultrasonda karnımda herhangi bir
bir şey bulunamadı. Fakat böbreklerime de baktılar. Her ikisinde de genişleme olduğunu söyledi radyoloji uzmanı. Doktora çıktım sonuçla. O da ürolojiye yönlendirdi. Ben de çok şaşırdım yani böyle bir şeyin çıkmasına. Sağ olsun üroloji uzmanı arkadaşıma hemen gönderdim raporu. O da böbrek ağrısı çekip çekmediğimi sordu. Çünkü önemli bir şeymiş bu detay. Eğer böbrek genişlemesi varsa ve ağrı yapıyorsa gebelik esnasında böbreğe stent takılması gerekebilirmiş. Sonrasında bu stent çıkarılıyormuş. Ben de şaşırdım bunu duyduğumda açıkçası. Çünkü herhangi bir şekilde böbrek rahatsızlığı yaşamıyorum. İdrarımı hep takip ederim. Herhangi bir anormallik de yok. Bunları söyleyince o da eğer ağrın olursa sakın aksatma, İstanbul'a gel dedi hatta. Bakalım şu an kendimi takip edeceğim. Umarım herhangi bir ağrım da olmaz. Gebelik sırasında idrar yolundaki darlıklar, enfeksiyonlar, kum dökülmesi ya da taş bulaşımı böbrek genişlemesine neden olabiliyor. Her zaman olduğu gibi anne adayının kendini tam anlamıyla kontrol etmesi gerekiyor. Ağrılar hamilelik döneminde her zaman olabiliyor. Hatta bazı ağrılar sebepsiz bile olabiliyor. Fakat rutin kontrollerde yaşadığınız her şikayeti doktorunuzla paylaşmalısınız. Rabia'ya böyle bir şey söylenmesi beni de çok şaşırttı açıkçası. Bakalım biz temkinli olmaya devam edeceğiz. Günlük sıvı alımına dengeli ve yeterli bir şekilde devam edecek Rabia. İnşallah başka bir sıkıntıyla karşılaşmayız. İnşallah. Bu arada benim hastane tecrübelerime daldık gittik. Bu haftanın önemli olaylarını atladık Barış. İstersen sen devam et. Bu tip olayları diğer anne adaylarıyla paylaşmak onlara da tecrübe oluyor Rabia'cığım. Evet, biraz da bebeğimizin bu haftaki gelişim sürecinden bahsedelim. Miniğimiz artık günden güne büyüyor. Duyuları gelişmeye devam ediyor ve duyuları geliştikçe bebeğimiz de bu duyuları denemeye devam ediyor. Deneye deneye onları öğrenmeye çalışıyor. Wernicke Case Oz tabakasından bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Hemen onun videosuna da sağ üst köşeden gidebilirsiniz. Bu tabaka varlığını sürdürüyor. Bebeğimizin cildi hala buruşuk. Çünkü cilt altına yağ depolanmaya devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil. Şu bulunduğumuz 25. hafta ve diğer haftalar bebek hareketleriyle o kadar neşeli geçiyor ki, yani ara sıra çeşitli ağrılar hissetsek de onun içeride minik minik kıpırdaması diğer her şeyi unutturuyor. 28. gebelik haftasına kadar bebek hareketlerini bol bol hissedeceğiz. Çünkü içeride yeri çok rahat ve bol. Bu yüzden de hareketli haftaları yaşıyor olacaksınız bu haftalarda. Bu hareketler esnasında bu güzel duyguyu eşinizle ya da varsa bebeğinizin diğer kardeşleriyle paylaşmalısınız. Onlardan gelen pozitif enerji hem size hem de bebeğinize çok iyi gelecektir. Onunla konuşmayı asla unutmayın. Bu aralar sürekli aynı saatte yemek yediğimiz için midir bilmem. Yemek saati biraz geçsin kızımız hareketleniyor. Hatta geçenlerde beni uykudan bile uyandırdı. Özellikle gebelik döneminde her şeye dikkat ettiğiniz gibi uyku düzeninde de dikkat etmelisiniz. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya özen göstermelisiniz. Bebeğiniz doğduğunda sizin rutininizi bilerek doğmuş olacak çünkü. Fakat pedagojide %100 diye bir şey yoktur. Yapılması gereken girdiler vardır ve muhtemel çıktılar vardır. Ama her girdi aynı çıktıyı verecek diye bir durum söz konusu değildir. Örneğin iki farklı anne adayı uyku düzenine tüm gebeliği boyunca dikkat etmiş olsun. Sonucunda iki bebeğin de davranışta eşit olmayabilir. Bu haftaya dair paylaşmak istediğim şeyler var mı Rabia'cığım? Hayır, 25. haftaya dair notlarım böyleydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu arada kişisel olarak tecrübelerimin bir kısmını kendi kanalımda yayınlıyorum. Belki aranızda hala kanalımı görmeyenler vardır. 25. gebelik haftasına ait videoyu bu perşembe yayınlamayı planlıyorum. Videodan haberdar olmak için benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni faydalı içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşünceye dek sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.